Merhaba Şef Devletli izleyenleri. Şu anda Barcelona'dayız Mobile World Congress'te. General Mobile 5 Plus tanıtıldı. Zaten özelliklerin bir kısmını sızdırmıştık. Birkaçını da sizlere iletmemiştik. Tasarımla başlayalım önce. Şu anda önümde 3 tane General Mobile 5 Plus var. Bir tanesi siyah gri kombinindeki telefon. Diğeri beyaz ve yanları altın rengi olan, yani gold sürümü. Bir tanesi rose gold. Beyaz rose gold. Bir tane de burada var. Bu da silver. Yanları gri, etrafı da beyaz modeli. Şu anda tüm General Mobile 5 Plus'ları sizler için dizdik arkadaşlar. Tasarımla devam edelim. Şimdi telefonun ön tarafında Corning Gorilla Glass 4 cam kullanılıyor arkadaşlar. Bu cam 2.5D adı verdiğimiz, özellikle üst segmentte iPhone 6, 6S ailesinde kullanılan 2.5D cam kullanılıyor. Bu noktada da iyi. Telefonun kasası metal kaplamayla geliyor arkadaşlar. Metal bir kasayla geliyor. Üst tarafta anten kısımlarını görebiliyorsunuz. Alt kısımda da anten çizgileri var. USB Type-C ile geliyor. USB Type-C özellikle Qualcomm'un Quick Charge 3.0 desteği ile beraber çok büyük bir anlam kazanıyor. Telefon oldukça hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Tasarım olarak ekran kasa oranı çok başarılı. %73 seviyesinde bir ekran kasa oranı var. Tek elle çok rahat bir şekilde tutuyorsunuz. Mesela bir iPhone 6 Plus 5.5 inç tek elle rahat bir şekilde tutamazken bu telefonu çok rahat bir şekilde tek elle tutabiliyorsunuz. Bu da en önemli detaylardan biri. Benim gönlüm Rose Gold'da. Rose Gold'u çok beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Oldukça hoş bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Bu kadar konuşmayı bir kenara bırakıp teknik özelliklerine geçelim. Cihazın fiyatına göre teknik özellikleri çok lezzetli çünkü. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde IPS ekran var. 401 ppi piksel aralığı bizlere sunuyor, yoğunluğu sunuyor. Oldukça başarılı bir ekran deneyimi sunuyor. Referans Android ara birimi var. Android 6.0.1 Marshmallow ile geliyor. Android 6.0.1 zaten biliyorsunuz Android One platformunu kullandığı için çok hızlı çalışıyor. Nexus cihazları gibi çok hızlı, güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Burada da zaten sürümlerini gösterelim. Cihazın donanım özelliklerine devam edelim ve en büyük sürpriz burada. Qualcomm'un Snapdragon 617 işlemcisi var. 8 çekirdekli bu işlemci Cat 7 sınıfında bir modemle geliyor. LTE modemle beraber. Ülkemize 4.5G ile beraber yüksek bir hız sunacak. 3 GB RAM var. Bu segmentte oldukça iyi bir detay. 3 GB RAM. 32 GB hafıza var. Onu da sizlere buradan depolamadan gösterelim. 32 GB'lık bir hafıza var. Ve micro SD kartla da artırabiliyorsunuz. Kesinlikle üst seviye cihazların sunduğu teknik özellikleri bizlere sunuyor. 26 GB'lık hafızadan 2 GB'lık kullanabiliyoruz. Yani baktığın zaman özellikler anlamında oldukça üst seviye. Hem depolama kapasitesi 16 değil 32, hem RAM 2 değil 3 GB, hem de kullanılan işlemci platformu yeni bir platform. Donanım açısından çok iyi. USB Type-C ile de geldiğini tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Bu da iyi bir detay. Son olarak telefonun en iddialı noktasından biri olan kameraya gelelim. Cihazın kamerası önde 13 megapiksellik bir kamera ile geliyor. Şuradan şöyle sizlere gösterelim. Hatta kamera uygulamasını da açalım. Cihazda 13 megapiksellik bir kamera var. Burada daha önce çekilmiş selfie fotoğraflarını da sizlere gösterelim. Çekilen selfie fotoğrafları oldukça detaylı. 13 megapiksellik bir selfie kamerası var ve şurada görmüş olduğunuz bir LED flash ile selfie kamerası kullanılabiliyor. Oldukça güzel bir kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani amiral gemilerini aratmıyor. Hatta amiral gemilerinden yerine göre daha da iyi. Cihazın arka kamerası yine 13 megapiksel. Çift LED flash var. F2.0'lık bir lens kullanılmış. Bu da yine üst seviye cihazlara göz kırpan bir lens. Cihazın son olarak bataryasından bahsedelim. 3100 mAh'lık bir batarya var. Referans Android sürümü kullanan ve Snapdragon 617 gibi hem güçlü hem de az güç tüketen bir işlemciyi kullanan telefon iyi bir pil süresi bizlere sunacaktır. Rahatlıkla 1-1,5 günlük bir pil tüketim bizlere sunacaktır diye düşünüyorum. USB Type-C ve Quick Charge 3.0 desteğiyle beraber hızlı şarjının olduğunu hatırlatalım ve hızlı şarj performansının diğer pek çok telefondan iyi olacağını söyleyelim. Son olarak Nisan başları Mart sonuna doğru ülkemizde satışa sunacak telefonun
Avrupa fiyatı 199 euro. Avrupa'da da satışa sunulacak. Türkiye'de ise fiyat 999 TL ile 1199 TL arasında değişebilir. Şu anda kurlardan dolayı kesin bir şey söylenmiyor. Ama hani gönlümüz 999 TL olacak gibi. Onu da söyleyelim. Gerçek incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabii Mobile World Kongres'ten de bir sürü videoyla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.